geç bunu. Yürü yürü. Ayaklayın, ayaklayın. Ya zaten ayaklayayım ben. Ha, ayakla. Her zaman öyle. Tamam. Bunu ben alayım. Bana biz ümmet olarak elimize bir şey gelmiyor. Aklımıza gelen buydu. Biz bunu yaptık. Ne yaptınız? Burada da Macron'a sesleniyorum. Bu bir ülkenin cumhurbaşkanı. Şuradan görelim. Şu an ümmetin ayağının altında. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sevgimizi sınamasınlar. Biz bin ölürüz, bin diriliriz. Burada bütün ümmete sesleniyorum. Bizim peygamber sevgimizi ölçüyorlar. Bugün ses çıkarmazsan yarın başka bir şey yaparlar. Burada senin sevgini ölçüyorlar. Ne yapacaksan yapacaksın. Böyle boş boş yok şu şunu yapsın, yok devlet şunu yapsın. Ona buna söylemekten herkes kendince bir şeyler yapsın. Biz İrfan kardeşimle şöyle bir şey yaptık. Elimize gelen buydu. Artık ümmetin uyanması lazım. Macron'un layık olduğu yer burası. Lavaboların önü. Malatya'mızın dört bir yanıyla bunlarla süslemişiz. Biz ki ümmetiz. Peygamber sevgimiz ölçülemez. Canım, kanım, çocuklarım, annem, babam, malım, mülküm fedadır. Son damlamıza kadar, kanımızın son damlasına kadar bu davada bu davamızı güdeceğiz inşallah. Rabbimin izniyle Macron'a da bunun hesabını çok ağır bir şekilde ödeteceğiz inşallah. Aa bu kefere belekçine, bu kefereyle ne işimiz var bizim ya? Buna nal çakacağım nal. Aa bu imansıza nal çakacağım. Bu atın var ya, nalları var ya, bu ona layık. Nasıl Müslümanla laf atabilir ya? Bizim peygamberimize Allah'ın meselelerine Seyyidine Muhammed. Peygamber Efendimiz'e laf söyleyle. Bu kafir. Nerenin iti olmuş bu? Hangi şeyin devletin köpeği olmuş gibi kendi kendine ne zannediyor bu yani? Nereden gelmiş bu imansız kafir ki bu lafı söylüyor? Bir röportaj vermekten daha acil adamsın. Alo. Sizden böyle birer kanal üstüne durun. Evet. O da bir cumhurbaşkanının olduğu yerler. Biz Malatya esnafı olarak Macron'un yaptığı, Peygamber Efendimiz'e yaptığı hakareti biz de tepki olarak ayaklarımızın altına aldık. Böyle sosyal mesafe birer metre arayla koyduk. Ses hem sosyal mesafe uyusun hem de tepkimizi göstermek için. Yani böyle hadsizlerin, böyle adi insanların birkaç kelime söylemesiyle Peygamber Efendimiz'e bir zarar veremezler.
Yalnız Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Bir haksızlık gördüğünüzde elinizle değil dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizde buğz edin diyor. Biz de elimizde gelen buydu. Biz bu haksızlığa böyle bir cevap verdik. Tabii bunlar peygamberimize hiçbir zarar veremez. Peygamber Efendimiz her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Gördüğünüz gibi bu aşağılık da böyle ayaklarımızın altında gereken cevabı verdik. Müslüman liderlerden de buna gereken cevabı, gereken tepkinin verilmesini istiyoruz. Fransız ürünlerine boykot yapılmasını istiyoruz. Buradan Macron'a da sesleniyoruz. Deden söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin Ebu Cahil'in torunu? Ama bunlar Peygamber Efendimiz'e hakaret ederek bizim sinir uçlarımızla oynuyor. Peygamber Efendimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Kimse buna hakaret edemez. Peygamber Efendimiz'e yaptığı hareketten, hakaretten dolayı şu tepkimizi verdik ve gereken cevabımızı verdik. Şu an ayaklarımızın altında daha da büyük tepkilerimiz inşallah olacak kendisine. Kendisini lanetliyoruz. Domuz gibi insan. Lanetliyoruz kendisini. Şu an ayaklarımızın altında. Tepkimizi şu an böyle tepki gösteriyoruz yani. Sen de ki bunu sosyal mesafe... Biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne indirilen Rasul'dür, Peygamber'dir. Bizim yüreğimizdir, canımızdır. Biz onun için canımızı bile veririz. Bu arkadaşların bu duyarlı hareketinden dolayı ben bunlara teşekkür ediyorum. Bu yaptıkları tam Macron'un olacağı yere koymuşlar resmini. Gerçekten bunlara teşekkür ediyorum. Başka ne diyeyim abi?